Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yanığı Bölüm 110. Şubat 2010. Tam 10 ayın sonunda bugün Ahu'nun yüzünü küçük bir ekranda gördüm. Ayrı geçirdiğimiz 10 ayda nasıl da zayıflamış, kötüleşmişti. Büyük bir ihtimalle Füsun'un yüzünden doğru dürüst yemek yiyemiyordu. Oysa Ahu'nun yemek yemeyi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Gözlerindeki ışık sönmüştü. Göz altlarında mor halkalar vardı. Bu eziyetlere dayanamaz ve kaçar sanmıştım ama kaçmamıştı. Onu karşımda öyle çaresiz gördüğümde sadece gözümden yaşlar aktı. Ameliyatımın başarılı geçmesine ve konuşmaya başlamama rağmen ona iyileştiğimi söylemedim. Hep yaptığım gibi sustum. Ahu'yu Melih'in ellerinden kurtarmak için içimden bir şey yapmak gelmedi. Melih'in acı çekmesi için bir kurban vermem gerekiyordu. O kurban Ahu oldu. Fikret yüzünden içimi dışımı kaplayan büyük bir nefret vardı. Bu his giderek büyüyor ve ben sırf bu yüzden Melih'ten nefret ediyordum. Fikret'in onu canından çok sevmesinden nefret ediyordum. Bana bir sürü hayaller kurduktan sonra tek bir darbeyle hayallerimi yıkıp kendi çocuğu yerine Melih'i kabullenmesinden nefret ediyordum. İçimde dolup taşan bir yangın vardı. Ne Melih'in 7 yaşındayken annesiz kalması ne de bir senin bebeğini kaybedip delirmesi içimi soğutmuyor. Ben Melih yaşarken kahrından ölmesini istiyordum. Bunun için de Ahu'yu gözden çıkartmam gerekiyordu. Melih içinde beslediği intikam duygusuyla Ahu'ya hissettiği aşkın arasında kaldıkça öfkelenecek ve bütün hırsını Ahu'dan çıkartacak. Ahu'ya acıdan başka bir şey vermeyecek ve hep onu üzecekti. Ahu üzüldükçe Melih kahrından ölecekti. Eğer o güne kadar yaşarsam uygun bir zamanımı kollayacak ve Ahu ile Melih'in kuzen olduklarını söyleyeceğim. İşte esas o zaman Melih yıkılacaktı. Hem kuzeniyle evli olmuş olacak hem de intikam uğruna canını acıttığı Ahu'nun masum, suçsuz ve günahsız olduğu gerçeklik onu tüketecek. İnşallah kahrından Ahu'nun kollarının arasında can verirdi. Bazen bu düşüncelerim beni bile kendimden soğutuyordu ama bu hikayenin başlamasına Fikret sebep olmuştu. O Melih'i veliahtı ilan etmeseydi, benim hayallerimi yıkmasaydı ben böyle düşünmezdim. Şimdi ikimiz de eşittik. Ben bu kadere kızımı feda etmiştim. Fikret de yenini feda edecek. Küçük kızıma mı? Ahu anneciğim, eğer bu defter olur da senin eline geçerse sakın bana yazdıklarım ve sana yaşattığım yalanlar için kızma. Bu satırları senin için yazarken çok utanıyorum ama yine de senin affını istiyorum. Telafisi olur mu bilmiyorum ama yaşadığım, yaşattığım her şey için senden özür diliyorum. Eğer bu satırları okurken Melih'in yanında değilsen ve kendine bir hayat kurduysan şanslısın demektir. Ama hala Melih'in yanındaysan ve ona aşıksan senin için planladığım her şey boşa gitmiş olacak. Kendi kazdığım kuyuya körlemesine düşmüş olacağım. Eğer olur da Melih'e aşık bir kadın olarak bu satırları okuyorsan, susarak Melih'in ve senin hayatını bu denli değiştirdiğim için özür dilerim kızım. Melih'in intikam hırsının bir canavara dönüşmesini sessizce izleyip, o canavarın önüne seni attığım için özür dilerim. Hayatını bir hiç uğruna mahvettiğim için, senden gözümü bile kırpmadan vazgeçtiğim için özür dilerim. Ben sana anne olmayı başaramadım. Ama sen bana güzel bir evlat oldun. Affet beni kızım. Bütün yaşadığım her şey bir film şeridi gibi gözlerimin önünden hızla akıp geçiyordu. Bursa'dan İstanbul'a kadar her şey bir bir önümde belirdi. Yaşadığım zorluklar, döktüğüm gözyaşlar. Ben kim için bütün bunlara katlanmıştım? Annem için. Ağladığımda benimle birlikte ağlamıştı. Yalanmış. Melih'le kavga ettiğimizde saçlarımı kestirirken bana engel olmuştu. Yalanmış. Annemin benim için yaptığı her şey koca bir yalanmış. Çok kez yaralanmış, çok kez ağlamış ve çok kez incinmiştim ama hiçbir annemin gerçek yüzünü görmem kadar acıtmamıştı içimi. Annem, uğruna canımdan bile vazgeçtiğim,
ama yanında canımın ufacık bir kıymeti olmayan kadın. Annem mi daha kötüydü yoksa Fikret mi? Okuduklarımı sindirmem kolay olmayacaktı. Sanki buz gibi bir havada başımdan aşağı kovalar dolusu soğuk su dökülmüştü. Melih bu defterin içinde yazanları bilmesine rağmen nasıl bu kadar sakin kalmıştı? Şimdi daha iyi anlıyordum annemden neden hoşlanmadığını, annemin söylediklerine neden inanmadığını ve her defasında bir kez ahu, sadece bir kez annene neden biz bunu yaşıyoruz diye sor dediğini şimdi anlıyordum. Melih'in kahrından benim kollarımda can vermesini isteyen annem. Kendisi kanlar içindeyken Melih onu kolları arasında hastaneye taşımıştı. Defterde Birsen teyzenin bebeğinin düşmesinin onun umrunda olmadığını yazan annemi en iyi hastanelerde tedavi ettirmişti Melih. Hayatımızı alt üst etmişlerdi. Kaderin bizim için çizdiği bütün yolları yalanlarıyla farklı değiştirmişlerdi. Kendilerine bir hikaye kurmuşlar, kurdukları bu hikayede mutluluğu bulamadıkları için günah keçisi olarak bizi seçmişlerdi. Bizim hikayemiz onların hikayesine bağlı değil. Ben bu oyunu bozar, o hikayeyi yazan kalemi kırardım. Derin bir nefes alıp elimin tersiyle yanaklarımı ıslatan gözyaşlarımı sildim. Kasıklarımda baş gösteren sızıyı önemsemeden yavaşça yataktan kalktım. Kendimi toparlamak için birkaç saniye yataktan destek alarak ayakta bekledim. Sonra yatağın ucunda duran ayakkabılarımı ayağıma geçirdim. Ve hala uyuyan Ela'yı kucağıma alıp odadan çıktım. Uzun koridorda yavaş adımlarla yoğun bakıma doğru ilerledim. Yoğun bakımın önünde oturan herkesin bakışları benimle buluştuğunda ben sadece Mehmet abiye bakıyordum. Mehmet abiyle gözlerimiz kesişti. Aramıza geçen sessiz bakışmadan sonra Mehmet abinin dudakları iki yana kıvrıldı. Benim buraya neden geldiğimi anlamıştı. Yenge diyerek oturduğu yerden kalktı Çağlar ve Tunç'la birlikte yanıma geldi. Niye buradasın? Melih'i göreceğim dedi. Boşuna yoruldum buraya kadar yenge. İçeriye kimseyi almıyorlar. Kollarını uzatıp Ela'yı almak istedi. Vermedi. Seni de dinlenmen lazım yenge. Tekrar kucağıma uzandı ve bu kez Ela'yı kucağına aldı. Gel amcam. Ela yeni uyanmış uyku sersemliğiyle Çağlar'a bakıyordu. Emre nerede diye sordu. Buradayım yenge, buyur. Arkamdan gelen Emre'nin sesiyle ona döndüm. Yanıma gelmesini bekledim ve ona doğru adımladım. Ortada buluştuk. Hemen, şimdi Melih'i görmek istiyorum Emre. Emre afallamış bir vaziyette yüzüme baktı. Olmaz yenge, yoğun bakıma giremez. Gireceğim. Gözlerime yapma der gibi baktı. Yenge inan ben kızımla Melih'in yanına gireceğim. İşaret parmağımı yüzüne doğru tehditvari bir şekilde salladı. Sen sokacaksın beni. Yenge zor şeyler istiyorsun dedi sitemle. Küçücük çocuğu yoğun bakıma nasıl sokayım? Şu an bana inanmaz sert bir şekilde bakıyordu. Ahu'yu Melih'in yanına girdireceksin Emre. Mehmet abinin konuşmasıyla bakışlarımız onu buldu. Bak, geçirebilir misin diye sormuyor. Geçireceksin diyor. Emre sıkıntıyla bir nefes verdi. Ve yardım dilenir gibi gözlerini tek tek Çağlar, Ufuk, Osman ve Tunç'un üzerinde gezdi. Hiçbirinden istediği yardımı alamayınca pes ederek tamam dedi ve ekledi. Ama sadece sen Ela'yı içeriye alamam. Emre'nin konuşmasını duymazdan gelerek Çağlar'ın kucağında sessizce duran kızımı kucağıma aldım. Kızımla birlikte babamızın yanına gireceğiz. Emre bezmiş bir tavırla yüksek sesle oflayarak yoğun bakımın girişine doğru ilerledi. Ben de onun arkasından yürüdüm. Emre sayesinde pratik bir şekilde üzerimize giyinip Melih'in yanına girdik. İki yana açılan kanatlı kapının önünde durduğumuzda Emre fazla uzun kalamazsın yenge, sadece 5 dakika dedi. Kanatlı kapı iki yana açıldığında tamam derken gözlerim çoktan Melih'i bulmuştu. Kablolara bağlı bir şekilde yatakta yatıyordu. Öyle yorgun, öyle solgun duruyordu ki yaşadığına makinalardan yükselen sesler olmasa inanamayacaktım. Ölü gibiydi yaşım. Melih'in yüzüne öyle dalmıştım ki anca Ela'nın ağlamasıyla kendime gelebildim. Adımlarımı Melih'e doğru attıkça Ela kucağımda çırpınıyor, babasına bakarak dudaklarını büze büze ağlıyordu. Babasına gitmek istiyordu. Melih'in yatağın ucuna oturdum ve Ela sakinleşsin diye Melih'in elini tutup parmağının birini Ela'nın tutmasını sağladı. Ela babasıyla temas eder etmez ağlamayı bırakmıştı. Özledim seni. Gözümden akmaya başlayan yaşlar konuşmamı zorlaştırıyordu. Tam babasının kızı. Melih'ten ses yoktu. Hala tepkisizce uyuyordu. Uyanmalısın artık Melih.
Ela'nın parmağını tuttuğu elini usulca karnımın üstüne koydu. Üçümüzün de eli karnımın üstünde birleşti. Sen yokken ben hiçbir şeyin üstesinden gelemiyorum. Yutkundum. Bebeğimizi bile koruyamadım. Uyanmalısın Melih. Bebeğimizi bile kaybettik. Uyanmalısın. Sanki uçurumun kenarındaydım ve küçücük bir rüzgarın çıkmasıyla bedenim uçurumdan aşağı yuvarlanacaktı. Dayanamıyordum. Nefes alamıyor, yutkunamıyordum. Korkuyorum. Karnımın üstünde duran elinin sırt kısmını okşadım. Seni kaybetmekten korkuyorum. Sağ gözümden akan yaş dudağımın kenarında durdu. Her şeyi öğrendim. Geçmişin bütün gerçeklerini her elimin altında olan elinin oynadığını hissettim. Kalbim hızla attı ve Melih'e biraz daha yaklaşıp fısıldadım. Uyanmalısın. Bana daha yaptıklarının hesabını vereceksin. Uyanmalısın çünkü ben daha ömrümün sonuna kadar senin başının etini yiyeceğim. Karnımın üstünde olan eli küçük küçük hareketlendi. Gözümdeki yaşlar bir sel olup aktı. Hem gülümsüyor hem ağlıyor. Sen bir sürü çatışmaya girip sağ çıktın. Eğer aptal rüyanın kurşunuyla ölürsen seni boşarım, uyan. Bilimsel olarak kanıtlanmış şey bizim üzerimize de işe yaramıştı. Sevgi iyileştirirdi. Sevgi yaraları sarar, insanı hayata bağlardı. Melih, Ela gözlerini zar zor araladığında neredeyse çığlık atacaktı. Başarmıştı. Sonunda uyanmıştı. Hızla oturduğum yerden kalkarak kucağımda Ela ile kapıya doğru koşturdum. Doktor çağırıp geliyorum, sakın ben gelene kadar uyuma. Kapı açılır açılmaz çığlık çığlığa Melih'in uyandığını söyledi. Doktor içeriye girerken herkes mutlulukla haykırıyor, birbirine sarılıyordu. Bütün bunlar olurken ben ne mi yapıyordum? Ela'ya sıkı sıkıya sarılıp Allah'a şükrediyordum. Kim ne derse desin, bizim hikayemiz varoluş hikayesi değildi. Yok oluş hikayesiydi. Biz yoktan var ederek kendi hikayemizin kahramanı olmuştuk. İmkansızı başarmış, ateş ile buz olarak bir olmuştuk. Esas, şimdi bizim hikayemiz başlıyor. Affet beni gece vakti, ay doğmuş süzülürken, sabaha kalmadan affet, tam ayrıldık derken. Kulaklarıma işkence olan ses Melih'e aitti. Şarkı söylüyordu. Hayır hayır, şarkı söylemiyor, işkence çektiriyor. Melih asla şarkı söylememeliydi. Şarkı söylemeyi bırak, ağzının içinden bile mırıldanmamalıydı. Saçlarımı daha fazla kurutmayı bırakıp fön makinesini kapattım. Çünkü çok sevgili biricik kocamın sesi fön makinesini bile bastırıyordu. Kapıyı açıp banyodan çıktığımda Melih ile Ela görüş açıma girdi. Ela bizim yatağın ortasında sırt üstü yatmış, Melih de hafifçe üzerine uzanarak yüzünün her yerini öpüyor, aynı zamanda da Ela'ya şarkı söylüyordu. Ela bu durumdan o kadar memnundu ki elleriyle sürekli babasının yüzüne dokunuyor, sakallarını okşuyordu. Baba kızın görüntüsü tek kelimeyle muhteşemdi. Tek sıkıntı Melih'in kulak tırmalayan sesi bu görüntüye gölge düşürüyordu. Ela zaten babasının her şeyine aşık olduğu için bu kötü ses onun için hiç sorun değildi. Çünkü şu sıralar küçük hanımın babasının kendisine şarkı söylemesi en sevdiği şeyler arasındaydı. Ela tam 8 aylık olmuştu ve yerinde duramayan bir çocuktu. Uslu diyemeyeceğim kadar hareketliydi. Avulama, uğulama dönemindeydik. Her yeni gün değişik sesler çıkartıyordu. Konuşması yakındı. Özellikle babasının yanındayken daha çok sesler çıkartıyordu. Hepimiz Ela'nın ilk söyleyeceği şeyi merakla bekliyorduk. Melih Ela'nın minik ellerini tutup avuç içini öptü. Şarkıyı söylemeye devam etti. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Bu ses gerçekten çekilecek gibi değildi. Hızlı davranarak giyinme odasına girdim. Melih'in kulaklarıma adeta bir işkence ettiği sesiyle üzerimi giyindim. Ve daha fazla bu sese maruz kalmamak adına giyinme odasından çıktım. Melih diye seslendim. Melih'in bakışları beni bulduğunda çok şükür ki şarkı söylemeyi bıraktı. Sesimi duyan Ela yattığı yerde elini ve ayaklarını hareket ettirerek bana bakıyor, aynı anda da mırıltılı sesler çıkartıyordu. Onun bu heyecanı acıkmış olmasından kaynaklıydı. Yatağa oturdum ve hemen Ela'yı kucağıma aldım. Göğsümü açar açmaz Ela direkt göğsümü kavradı ve emmeye başladı. Hayatım, neden bize bunu yapıyorsun?
Ela'nın başının üstünü öptüm. Gözlerim tekrar Melih'e buldu. Biz bu işkenceyi hak edecek sana ne yaptık? Melih ne söylediğimi anlamadığı için kaşlarını çattı. Ne diyorsun Ahu, ne işkencesinden bahsediyorsun diye sordu. Ah canım kocam, üstten ona laf vurmamı da anlamıyor. Şarkı söyleyerek kulaklarımıza yaptığın işkenceden bahsediyorum dediğimde, Ela göğsümü bırakıp gözlerimin içine bakarak mırıl mırıl bir şeyler anlatmaya çalıştı. Babasına laf söylemem hoşuna gitmiyordu. Ela ile Melih'in birbirine duyduğu bağlılık ve sevgi kelimelerle anlatamayacağım kadar kuvvetliydi. Özellikle Ela Melih'e çok fazla düşkündü. Şüphesiz ki ileride konuşmaya başladığında en çok anneni mi babanı mı seviyorsun diye sorduklarında direkt hiç düşünmeden babam diyecek kadar düşkündü. Melih sana göre öyle güzelim derken yanımıza uzandı ve Ela'nın tombul ayağının altını öptü. Kızım benim sesime bayılıyor. Bir kez daha öptü. Değil mi babacığım? Ve bir öpücük daha kondurdu ayaklarına. Ela sesli bir şekilde güldü ve göğsüme tekrar sokularak emmeye kaldığı yerden devam etti. Çünkü kızın konu sen olunca her şeye bayılıyor diye ağzımın içinden homurdandım. Melih kısık sesli bir kahkaha attı. Sen bizi kıskanıyor musun yavrum? Hızla başımı çevirip yüzüne baktım. Ya ne alakası var? Kaşlarımı çattım. Ben niye kıskanacağım sizi canım? Her şey ya kötüdür ya da iyidir. Maalesef ki senin sesinin aşırı derecede kötü. Duşta bile şarkı söylenmeyecek kadar kötü kocacığım. Melih az öncekinden daha büyük bir kahkaha attı. Sırt üstü kendini yatağa bıraktı ve kollarını başının altına yerleştirdi. Evet, güzel karımın kıskançlık damarı tutmuş. Parmakları belime dökülen saçlarımı buldu. Usulca okşadığı saçımdan bir tutamı alıp öptü. Saçların eskisi gibi uzamış. Parmaklarının arasında duran saç tutamını burnuna götürüp kokladı. Melih'in bu hareketi içimi eritti. Gözlerimden gözlerime akan kalpler vardı. Biz az önce ne konuşuyorduk? Konu tam olarak neydi? Hepsi bir bir beynimden uçup gitti. Aklımı, kalbimi kurcalayan tek şey şu an Melih'e hissettiğim yoğun sevgiydi. Melih yaşadığımız o vahim olaydan sonra hayata sıkı sıkıya tutulup bizi bırakmadığı günden beri sürekli Rabbime onu bize bağışladığı için dua ediyordum. O acı günden sonra Melih'e kızamıyorum, küsemiyorum, kırılamıyorum. Hele ki gerçeklerle yüzleştiğimde beni koşulsuz seven ve koruyan kişinin Melih'ten başkası olmadığını öğrendiğimden beri geçmişin üstünü bir daha açmamak üzere kapattım. Geçmiş boğazımıza takılan acı bir yumrudur. Her yutkunduğumuzda acıtır. Kendiliğinden geçmesini beklersen asla geçmez. Sürekli canını acıtır. Çok acı çeksen de o yumruyu kendi ellerine söküp atmalısın. Evet, o an için hiç çekmediğim kadar acıyı iliklerime kadar hissedersin ama sonra acıyan yerlerin yavaş yavaş iyileşir ve sen artık acı çekmezsin. Hayata geri dönmek için geçmişi ardında bırakıp önüne bakmalı insan. Ömür bitiyor. Her gecenin ardından muhakkak gün doğuyor. Geçmişte değil, tam bugünde yaşamalıyız. Geçmişin acısıyla değil, bugünün bize verdiği mutluluğun tadını çıkartmalıyız. Ahu! Daldığım derin düşüncelerden Melih'in sesiyle kendime geldim. Efendim? Hafta sonu Bursa'ya gidelim mi? Gülümsedi. Parmakları hala saçımla oynuyordu. Hem bizim için değişiklik olur hem de ailece baş başa kalırız, ne dersin? Eskiden olsa Bursa'daki evimize gitmek isteyen taraf ben olurdu. Ama şimdi Melih sıklıkla Bursa'ya gitmek istiyordu. Emerken göğsümde uykuya dalan kızımdan bakışlarımı çekip Melih'e baktım. Bursa'ya gitmek de nereden çıktı şimdi diye sordum. Yavrum, 4 aydır evimizde yalnız değiliz, farkında mısın? Ev ev olmaktan çıktı, yol geçen hanına döndü. Kendi evimde yabancı gibi hissediyorum anasını satayım. İlk defa bu konuda Melih'e hak vermeden edemiyorum. Zaten normalde kalabalık ortamlardan hoşlanmayan Melih, hastaneden çıktığı günden beri bu kalabalığa maruz kalıyordu. Birsen teyze sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmamıştı. Her gün hiç bıkmadan Kenan amcayı koluna takıp bizim eve geliyordu. Oğluna yakın olmak istediği için onu mazur görüyorduk ama diğerleri için aynı şeyi söylemem pek mümkün değildi. Özellikle Mehmet abi ve Tunç. İkisi de bu 4 ay süresince bizim eve komple yerleşmişlerdi. Biraz daha kendini toparla, o zaman gideriz canım. Melih bana cevap vermek için ağzını açmaya kalmadan aşağıdan bir gürültü koptu. Sesi bizim odaya kadar geldi. Bu gürültünün sesi ise Mehmet abiyle Tunca ait. Yine birbirlerine girmişlerdi. Gürültünün şiddetinden dolayı göğsümde uykuya kalan Ela irkilerek uyandı. Yok, ben bu ikisini üst üste koyup geberteceğim artık diyerek kükreyen Melih yattığı yerden kalktı. Ne bu ya? Kendi evimde huzur bulamıyorum ya diyerek küfretti. Melih! Kucağıma iyice sinen Ela dudaklarını büstü ve bir anda ağlamaya başladı. Ela'nın ağlamasını duyan Melih odadan çıkmak için açtığı kapıyı kapatıp
yanımıza ilerledi ve direkt Ela'yı kucağına alıp göğsüne yasladı. Ela'nın ağlamasına asla dayanamıyordu. Şşşt güzel kızım ağlama. Başının üstünü öptü. Tamam, tamam babam geçti. Mis kokulu çiçeğim benim. Bir kez daha başını öptü. Şimdi baban aşağı inip o ikisinin gelmişini geçmişini derken sustu. Melih dedim kıskanıkla. Biraz sakin olur musun? Ayrıca bir daha Ela'nın yanında küfretme. Melih çattığı kaşların ardından bana baktı. Başını iki yana sabır diler gibi salladı ve bakışlarını kucağında ağlaması durulan, huzurlu bir şekilde duran kızımıza çevirdi. Güzelim, burnun ucunu öptü. Özür dilerim baba. Ela babasına kıkırdayıp şikayet eder gibi mırıldandı. Melih hayranlıkla Ela'yı inceledi. Sürekli eliyle yüzüne dokunan kızımızın elini tutup öptü. Her fırsatta Ela'yı öpüyordu. Öpüyor, öpüyor ama bir türlü doyamıyordu. Yine baba kız kendi aralarında aşk yaşamaya başladığı için ben oturduğum yerden kalktım ve kapıya doğru ilerledim. Kapıyı açtığımda omuzumun üzerinden ikisine bakarak konuştum. Ben aşağı iniyorum. Sen de Ela'yı çok hareket ettirme, sonra emdiği sütü kusuyor. Melih'in cevabını beklemeden odadan çıktım ve aşağı indim. Salon kapısından içeriye girer girmez Tunç koşarak arkama geçti ve ben daha neler olduğunu anlamadan yüzüme aldığım sert yastık darbesiyle afallayıp geriye doğru savrulacakken arkamda duran Tunç'un beni tutmasıyla zar zor ayakta kaldım. Yüzüme çarptıktan sonra yere düşen yastıkla eş zamanlı Mehmet abinin ve Tunç'un ahu diye seslenmeleri bir oldu. İkisinin arasında duruyordum. Yastığı fırlatan Mehmet abi birkaç adım önümde, yastıktan kaçan Tunç ise hemen arkamdaydı. Resmen kim vurduya gitmiştim. Hay Allah sizi bildiği gibi yapsın değil mi? Birsen teyze öfkeyle vardı. Kaç yaşında adamlarsınız şu yaptığınızı çocuklar bile yapmaz. Birsen teyze söylenerek oturduğu yerden kalktı ve yanıma geldi. Tunç ve Mehmet abi gibi mahcup olmuş şekilde yüzüme bakıyordu. İyi misin kızım? Ters ters Mehmet abiyle Tunç'a baktı. Bu öküzler tepişirken sen arada kaynadın. Birsen teyze. Hep bu pislik Tunç'un yüzünden oldu dedi Mehmet abi. Niye benim yüzümden oluyormuş lan? Sen insanlıktan nasibini almayan türünün son örneği olan bir yaratık olduğu için şakadan anlamıyorsun. Ay yeter dedi Birsen teyze ve ekledi. İkiniz de konuşmayın susun. Birsen teyzenin kolundan tutup çekiştirmesiyle koltuğa oturdu. Yastık yüzüme sert çarptığı için hafiften başım dönüyordu. Hemen yanı başımda oturan Birsen teyze, karşı koltuğa yan yana suç işlemiş küçük çocuk gibi oturan Mehmet abi ve Tunç'a söyleniyor. Su dolu bardağı bana uzatan Sevgi Hanım'ın elinden suyu alıp içtim. Siz niye böylesiniz çocuğum? Kasık kadar adamlarsınız. Çocuk gibi hareketler yapıyorsunuz. Sizinle ciddi bir şey konuşulmuyor. Hemen tepişiyorsunuz. Mehmet abiyle Tunç aynı anda birbirlerini göstererek konuştu. Hep bunun yüzünden. Ah çıldıracağım şimdi diye sinirlenen Birsen teyze oturduğu yerde zor duruyordu. Siz benim bu dünyadaki imtihanımsınız. Yok dedi Tunç sırıtarak. Ben bu dünyada Melih eniştemin imtihanıyım Birsen teyze. Hemen ardından da Mehmet abi konuştu. Üzgünüm ama ben de Ahu'nun imtihanıyım Birsen teyze. Tunç ve Mehmet abi birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sonra ikisi de aynı anda yumruk yaptıkları ellerini tokuşturdular. Şaşkındım. Bu ikisi ne ara bu kadar samimi olmuştu. Allah size tez elden akıl fikir versin inşallah dedi Birsen teyze. Amin ya Rabbim diyerek araya girdi Sevgi Hanım. Ne lan bu sesiniz? Melih'in sesiyle hepimizin bakışları salon girişinde kucağında Ela ile duran Melih'e baktı. Mehmet abi ve Tunç hızla oturdukları yerden kalkıp Melih'e doğru koştular. Melih üzerine doğru gelen tehlikenin çok net farkında olduğu için kaşlarını iyice çattı. Tek elini havaya kaldırıp işaret parmağını tehditvari bir şekilde ikisine doğru salladı. Ve sert sesiyle adeta kükredi. Hele bir adım daha atın ben size ne yapıyorum. Ela'yı ver o zaman dedi Tunç kollarını uzattı. Fıstığım gel dayına. Ela dayısına gülücükler attı ama utanarak başını babasının boyun girintisine soktu. Normalde benim kucağımda olsaydı kim çağırsa uçarak giderdi. Ama babasının kucağındayken kimsenin kucağına gitmiyordu. Sadece acıktığı zaman benim kucağıma geliyordu. Uzak dur kızımdan Tunç. Öyle ağzını yaya yaya benim kızıma fıstığım falan da deme. Emredersin. Sinsice güldü ve iki adım geriye gitti. Enişte. Tunç bilerek Melih'in damarına basıyordu. Enişte denmesinden nefret ettiğini bildiği için bile isteği onu kızdırmaktan geri durmuyordu. Ulan senin enişte diyen ağzına derken sustu. Tunç Melih'in sinir etmenin verdiği zevkle dört köşe olmuş vaziyette Birsen teyzenin yanına gidip oturdu ve başını omzuna koyarak Birsen teyzeye sırnaştı. Birsen teyze Tunç'u kolunun altına aldı. Çünkü Birsen teyze bir anne olarak Tunç'un nasıl anne hasreti çektiğini biliyor ve hissediyordu. Birsen teyze bir kez çocuk doğurmuştu ama ona sorarsanız Melih ile birlikte 6 tane oğlu vardı. Mehmet abi ve Çağlarları zamanında oğlum diyerek bağrına bastığı gibi
Tuncu da bağrına basmıştı. Birsen teyzenin kalbi kocaman bir yuvaydı ve o yuvaya hepimizi yerleştirmiş, hepimize anne olmuştu. Versene oğlum Ela'yı kucağıma. Mehmet abinin sesiyle dalgın bakışlarımı Tunç ve Birsen teyzeden çekip onlara çevirdim. Mehmet abi Melih'in göğsüne yaslandığı kızımızı kucağına almaya çalışıyordu. Melih ise Ela'yı vermek istemiyordu. Mehmet abi hiç boşuna çırpınma, kızımı sana vermeyeceğim dedi ve tek eliyle Mehmet abinin göğsünden ittirdi. Çekil önünde. Ulan bu kız bütün gün senin kucağında zaten, azıcık bize ver de biz de sevelim. Melih kocaman açtığı gözleriyle Mehmet abinin yüzüne baktı. Hadi ya dedi sesini yükselterek. Nedense ben de tam tersini düşünüyorum. Kızımı benden daha çok siz kucaklıyorsunuz. Evimde benden bile daha çok kalıyorsunuz. Sürekli burnumun dibindesiniz. Mehmet abinin üzerine doğru büyük bir adım attı. Defolup gidin lan evimden. Çok ayıp ediyorsun aslanım. Senin evin benim evim mi var? Sen demek ben demek ben demek sen demek aslanım. Mehmet abinin vurdum duymaz konuşması Melih'i daha da öfkelendirdi. Eğer Ela kucağında olmasaydı büyük bir ihtimalle Mehmet abinin üzerine atlardı. Tam bu sırada Ela küçük elleriyle Melih'in yüzüne dokunup akulu akulu sesler çıkarttı. Babasına bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Melih'in bakışları Ela'nın yüzünü bulduğunda anında yumuşadı. Efendim babam dedi. Boynunu kokladı öptü. Sen de mi bu yılışık adamları evimizde istemiyorsun? Ela sesli bir şekilde mırıldanmaya devam etti. Aynen babacığım ben de istemiyorum bunları evimizde. Yanağından öptü. Uh mis gibi kokuyorsun diyerek Melih yanıma gelip oturdu. Ela'nın sırtını göğsüne yapıştırıp dudaklarını başının üstüne bastı. Ela bütün dikkatini karnının üzerine saran babasının kolundaki tüylere dikti. Küçük elleriyle keşfetmeye çalışır gibi tüylere dokunuyordu. Ben de yeğenimi öpeceğim ya dedi Tunç sitem ederek. Ama Melih'ten aldığı cevap defol lan oldu. Mehmet abi hayran bakışlarıyla bize doğru yaklaşıp kedinin ciğere baktığı gibi Ela'ya bakıyordu. Azıcık kucağıma versen ölür müsün lan derken gözleri Ela'nın yüzünde kesiniyordu. Mehmet abi Melih'e aşırı düşkündü ama Melih'ten olan kızımıza her şeyden çok daha düşkün olmuştu. Gören de Ela'yı ben değil de kendisi doğurdu zannedecekti. Mehmet abideki öyle bir düşkünlüktü yani. İşte benim sana bulduğum kızla görüşüp evlenirsen senin de böyle bir çocuğun olur Mehmet diye araya girdi Birsen teyze. Bir ailen olur kendi çocuğunu seversin. İstemiyorum dedim ya Birsen teyze. Ay çıldıracağım ha şimdi. Niye istemiyorsun evladım? Yaşını başına aldın. Evlen çoluk çocuğa karış. Neden evleneyim ki? Melih var, Ela var. 2 ay sonra da Ezgi doğuracak, Umut olacak. Yani benim evlenmeme ne gerek var Birsen teyze? Pardon da Mehmet abi, benim kocam ne alaka? Niye konuşmana Melih'i de katıyorsun? Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.